Evet, Nihat peki Ulu bak. da hattımızda. Orhan Hocam bir müsaadenizi isteyelim. Telefon hattımızda. Bir son dakika bilgisi aktaracak bize İstanbul CNN Türk Haber Müdürü Nihat Ulu da, buyurun siz dinleyelim. Göksu, iyi yayınlar. Konuklarımıza da iyi yayınlar diliyorum. Gerçekten de şu an Karadeniz'de şiddetli yağış ve sel tehlikesi var ve şu an İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı Bartın'a doğru seyahatler, o bölgedeki bu yağış ve sonrasında oluşan etkileri yerinde takip etmek ve koordine etmek için o bölgeye hareket ettiler. Yine Ulaştırma Bakanı da Bolu'ya doğru hareket etti ve Bolu'ya gidiyor ve şu an gerçekten de Karadeniz bölgesi oldukça yoğun bir yağış oluyor. Özellikle meteoroloji son 24 saatlerine göre Bartın'da bu yağış oranı oldukça fazlaydı. Bartın merkeze 134 kilo, Amasra'ya 180, Arıt'a 147, Kozyağız'a 129, Kurucaşile'ye 119 kilo yağmur düştü ve dolayısıyla dereler, yollar taştı, heyelanlar oluştu ve ulaşım da etkilendi ve şehrin içinde selden gerçekten de etkisi altına aldı. Özellikle yoğun yağıştan dolayı Bolu Dağı töreninden sonra TEM otoyolunda da bir heyelan meydana geldi ve Ankara İstanbul yönü trafiğe kapandı zaman zaman da. Ankara'dan İstanbul'a giden sürücüler Abant gişelerinden D100 karayoluna yönüldü ve o güzergahta da aslında yoğun bir trafik oluştu. Ankara'dan İstanbul'a gidecek olan yolcular da yine Ankara, Eskişehir, Bilecik, Sakarya istikametini kullanmaları gerekiyor. En azından yetkililer sürücülerin o yönden rahat bir şekilde seyahat edebileceklerini söylüyor. Ve şu an Bolu Dağı'nda da bu Ankara İstanbul otoyolunda da gerçekten çalışmalar da devam ediyor ve Ulaştırma Bakanı da bizzat olay yerine gitti ve o bölgedeki o aksaklıkların giderilmesi için bizzat olay yerinde çalışmaları yürütecek. Burayı tekrar etmekte fayda var çünkü Ankara ve İstanbul otoyolu gerçekten de oldukça yoğun bir otoyol. Bunu tekrar etmekte fayda var. Ankara'dan İstanbul'a giden sürücüler Abant gişelerinden D100'e yönelmeleri gerekiyor. D100 karayoluna yönelmeleri gerekiyor ama tabii yöneliyorlardı ve o bölgede özellikle herkesin o yola kullanması nedeniyle trafik de yoğunlaştı. Ankara'dan İstanbul'a giden sürücülerin de D100'e giderken Ankara'dan İstanbul'a gidecek olan sürücülerin de Ankara, Eskişehir, Bilecik ve Sakarya istikametinde kullanmaları gerekiyor. Ayrıca tabii Orhan hocamız da bu meteorolojik hareketleri anlık olarak takip ediyor. Bize de verileri paylaşıyor ama Meteoroloji Genel Müdürlüğü de bu yoğun yağışın sabaha kadar da sürmesinin beklendiğini söylüyor. Bu anlamda da bölgede yaşayanların ve yola çıkanların da bu anlamda da çok dikkatli olmaları gerekiyor Göksu.